Metropol Araştırma Şirketi, Hilmi Daşdemir'in yapmış olduğu bir araştırma Abdülkadir Selvi köşesinde yayınladı. Peki bu pazar seçim olsa oyunuzu kime verirsiniz sorusuna karşılık %37.8 AK Parti diyor. CHP kaç dersiniz? İktidarın bu kadar yıprandığı bir dönemde CHP'nin oy oranı sadece %25.9 çıkıyor. Hakan Bayrakçı'nın kulakları çınlasın. Ya sen ya sabah yatıyorsun 25, akşam kalkıyorsun %25. 25 senedir alıyorsun 25. Onun için Tayyip Erdoğan bitti. AKP eriyor. Devlet Bahçeli'nin esamesi okunmuyor. Çünkü artık Bozkurt Kemal var. Bozkurt Kemal! Bozkurt Kemal! Bozkurt mu? Kürt mü? Kurt mu belli değil. CHP, MHP, AKP aralarında fark yok. Gördünüz CHP Genel Başkanı Bozkurt işareti yapıyor. Biz kendisini Kürt kökenli zannediyorduk, Kurt kökenli çıktı. Ama geliyor. Geliyor gelmekte olan. Bakalım gelecek. Selamünaleyküm arkadaşlar. Yeni bir yayında daha birlikteyiz. Facebook ve YouTube ortak yayınında birlikteyiz. Hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Benim her programın başında size hatırlattığım şeyi bir daha tekrarlamak istemiyorum. Artık siz kendi kendinize harekete geçmelisiniz. Beni gördüğünüz andan itibaren beğen tuşuna basmalısınız da. Yeter arkadaş. Yeter de dilimde tüy bitti. Her gün her gün ya abone ol, ya beğen tuşuna bas, ya paylaş, ya yorum yaz. Artık siz de yapın yani ha. Yapıyorsunuz. Allah var ya. Yani. Şimdi hakkınızı teslim edeyim. Yapıyorsunuz. Yapıyorsunuz. Abone ve takipçi sayılarımız iyiye doğru gidiyor. 181'i bulduk. 182'ye doğru gidiyoruz. Facebook'ta da 520'yi bulduk. Devamı geliyor. İyi olacak inşallah. Arkadaşlar bugün biraz yapılan anketleri konuşalım. Çok farklı anketler çıkıyor karşımıza. Bazı anketlerde AK Parti bitmiş, yok olmuş. Artık %5 bile değil. Yani barajı bile aşamıyor. Ama bazı anketlerde özellikle muhalif olan anketlere bakıyoruz. Ya AK Parti yine %30'ların üzerinde, CHP %25, %22 falan. Bazı anketlere bakıyoruz. Millet İttifakı Cumhur İttifakı'na 10 puan fark attı. Yani %70. Engin Altay attı ya öyle. Vallahi billahi %70 dedi. Abartmıyor o. Efendim partilerin ideolojileri, perspektifleri, tarihsel geçmişleri, birikimleri şuradan geliyor, buradan geliyor. Böyle bir şey yok artık. Bitti. %70 dediniz. Evet ben %70 diyorum. Çok iddiayla söylüyorum. Altı Sayın Genel Başkan. Hani papa seçimi gibi bir odaya girerler, bir adayla çıkarlar ya. O gün, yani %70 de vallahi mütevazı söyledim. Yemin ederim mütevazı söyledim. Girsinler bir masanın. Siz %70 diyorsanız, evet. AKP'yi yüzde kaça oturtuyorsunuz? Yani MHP'nin oylarıyla birlikte 30 maksimum. Yani 30 maksimum, yani 25 hatta. 25. Yani inanın Türkiye'de böyle bir tablo var. Mesela Kemal Özkiraz'ın sahibi olduğu Avrasya Araştırma Şirketi sürekli Millet İttifakı'nı Cumhur İttifakı'na 20 puan fark atan bir görüntüyle karşımıza koyuyor. 20 puan. Yüzde kaç? %80, %90. Aldı başını gidiyor. Kim Cumhurbaşkanı? Orası daha belli değil, belirlenmedi ama yani isim önemli değil. Millet İttifakı geliyor, geliyor gelmekte olan. Geliyor gelmekte olan. Hiç ismini cismini bilmediğim bazı anket şirketleri var. Ya ilk defa duyuyorum, tamam mı? Bir bakıyorsunuz Cumhuriyet'te yazmış. AKP eriyor. Bir başka gazetede. Sözcüde tabii ki. AKP bitti. Ne olacak peki? Kim geliyor? Orası henüz belli değil ama AKP bitti. Ama vicdanı henüz nasırlaşmamış bazı muhalifler de yok değil. Sevilay Yılmaz geçen gün bir yazı yazdı. Dedi ki AK Parti yeniden tırmanışa geçti. Cumhuriyet gazetesinden olaylar ve görüşler, o kim yazıyor bilmiyorum ama orada da AK Parti'nin yaptıkları anlatıldı. Cumhuriyet gazetesinden bahsediyor. AK Parti'nin projeleri, AK Parti'nin işte EYT, AK Parti'nin önümüzdeki yıl başında asgari ücret konusunda yapacağı açıklama. Tayyip Erdoğan çıktı ne dedi? Biz dedi işçilerimizi enflasyonu ezdirmeyeceğiz. Memurumuzu enflasyonu ezdirmeyeceğiz. Yani yıl başında asgari ücrete yeni bir zam geliyor dedi. Dedi mi? Küresel ekonomik krizin ülkemize olan etkileri sebebiyle sıkıntı yaşayan her kesimi rahatlatacak adımları attık. Atmayı da sürdüreceğiz.
asgari ücretten memur ve emekli maaşına kadar tüm kesimlerin gelirlerini yıl başında ciddi şekilde tekrar yükselterek enflasyonun yol açtığı refah kaybını aşama aşama gidermekte kararlıyız. 2 lira asgari ücretin 9500 lira olacağını söylüyor. Kimileri biraz daha az olacağını söylüyor ama bu konuda hükümet kararlı görünüyor. Yani asgari ücrete yeni bir zam kapıda. Çünkü enflasyon hala aşağı inmiş değil. Tayyip Erdoğan diyor ki biz memurumuzu, işçimizi enflasyonu ezdirmeyeceğiz. Enflasyon %80. O halde yüzde kaç zam yapılacak onu hep birlikte göreceğiz. Yani asgari ücretinin yüzü yıl başında gülecek. İşte hükümetin bu kararlı tutumu Cumhuriyet Gazetesi başyazarının dikkatinden kaçmıyor. Bunları anlatıyor. Ya diyor ki adam konut projesi başlattı. Bak yapıyor. Asgari ücreti arttıracak. EYT gündemde. Öğrencilere bilmem ne. İcrada olan kişilerin 2000 lira civarında bazıları diyor ki şimdiye kadar niye böyle borçlandılar ki? Borçlanmış, verememiş, icralık olmuş. Hükümet de çıktı dedi ki kardeşim biz bunları affediyoruz. Yani hükümet verdi bunu. Bunu ben söylemiyorum. Bunu Cumhuriyet Gazetesi söylüyor. Diyor ki hükümet çalışıyor. Büyükşehir çalışıyor dercesine hükümet çalışıyor diyor Cumhuriyet. Ey muhalefet sen ne yapıyorsun? Vallahi biz şey yapacağız. Ne yapacağız? Biz ÖTV'yi şey yapacağız. Hele bir gelelim. Bak kesinlikle araba almayın. Geliyoruz. Bizler iktidara gelinceye kadar araba alımını öteleyin. Araba almayın. Geldiğimizde halkımızın en çok rağbet gösterdiği araç segmentlerinde ÖTV'yi çizeceğiz. Bir de övündükleri bir şey var. Biz söylüyoruz hükümet yapıyor. Bir gecede hükümet bunların şeylerini duyuyor. Aman Allah'ım yetişin yapalım. EYT'yi yapalım. Hepsi Kemal Kılıçdaroğlu'nun projesi. Yok pardon. Kimindi? Ali Babacan. Bu konuda yarın öbür gün yine konuşur. Ben başbakana ya da o dönemde ben başbakana dedim ki ya bu EYT'yi çıkaralım. Beni dinlemedi. Bak benim o zaman söylediklerim ortada. İsteyen arşivi çıkarabilir. Kardeş çıkarıyoruz. Öğretememişsin. Devam. Sevilay Yılmaz da diyor ki bakın AK Parti yukarıya doğru çıkıyor. Bunu söylüyor diye linç ediliyor. Sen nasıl böyle söylersin? Yahu çıkıyor işte anlatıyor. Projelerini anlatıyor. Programını anlatıyor. Ve muhalefetin hiçbir şey üretemediğini, sadece lafla siyaset yaptığını görüyor. Daha Cumhurbaşkanı adayını belirleyememiş diyor. Millet de bakıyor ki Sevilay'ın dediği gibi yaparsa AK Parti yapar düşüncesiyle ben AK Parti'ye vereceğim diyor. Bir küskünler grubu yok değil AK Parti'de. AK Parti'ye küsüp ben kime oy vereceğim düşüncesinde olan henüz karar veremeyen bir kesim de var. Diyor ki ben kızıyorum kardeşim. Liyakatsızlık var, 5 maaş alanlar bilmem ne, ben aç sefil dolaşırken bunlar keyfine bakıyor gibi bir düşünce içerisinde olan bir seçmen var. Bunlar küsmüştü. Sevilay'ın söylediklerini söylüyorum, ben söylemiyorum. Bunların geri döndüğünü söylüyor. Niye geri dönüyorlar? Çünkü karşılarında iktidar olabilecek, kendilerini mutlu edecek bir iktidar adayı yok, bir cumhurbaşkanı adayı yok, bir proje yok, bir program yok. Sabahtan akşama kadar İktidarın konut projesiyle ilgili akla hayale gelmeyen bir takım şeyler üretiyorlar. Efendim bu konut bilmem ki 2000 kaç yılında, 2056 yılında bilmem ne olacakmış da işte siz o kadar o zaman şu kadarını vereceksiniz. Dün bir arkadaşımla konuşuyorum. Dedim ki sen müracaat ettin mi? Ya diyor ki ben korktum. Niye korktun? Ya işte zam gelecekmiş. Senin maaşına zam gelmeyecek mi? Sen yerinde mi sayacaksın? Muhalefet anlatıyor ya. Vatandaşa doğru yolu gösteriyor. Alma diyor. Ev sahibi alma. Mülk sahibi olma kardeşim. Hükümet yapıyor ama sen olma. Peşine düşme. Biz geliyoruz. Siz geliyorsunuz ne yapacaksınız? Hele biz bir gelelim o zaman göreceksiniz. İktidar henüz ekonomi meselesini çözmüş değil. Enflasyon canavarı başımızda böyle bir kılıç gibi sallanıyor. Hayat pahalılığı almış başını gidiyor. Bütün bunların hepsi doğru. Ama vatandaş diyor ki kardeşim bunları çözecek birini koy karşıma ki ben bileyim kim çözecek. Lafla bu iş olmaz. Araba alma ben geleceğim ben halledeceğim. Ekmek de alma ben geldiğimde bilmem ne olacak. Kardeş sen ne iş yaparsın ya?
Sen bana güven verecek bir şey niye söylemiyorsun? Adayını niye belirlemiyorsun? Niye elle tutulur bir projeyle karşıma oturmuyorsun? Çıkmışsın, sevgili halkım, başörtü meselesini ben çözeceğim. Ya çözülmüş zaten. Neyini çözeceksin? Millet boğazının derdinde Kemal Kılıçdaroğlu 3 tane oy alabilmek adına gelmiş millete başka şeyler anlatıyor. Millet buna inanmıyor. Millet buna güvenmiyor. Dolayısıyla yine yaparsa AK Parti yapar düşüncesiyle muhalefetten, Millet İttifakı'ndan uzaklaşıyor. Metropol Araştırma Şirketi, Hilmi Daşdemir'in yapmış olduğu bir araştırma Abdülkadir Selvi köşesinde yayınladı. Soru şu, ekonomiyi kim çözer? Ankete katılanların 32.1'i AK Parti çözer diyor. Yaparsa AK Parti yapar. Ben söylemiyorum, anketler söylüyor. CHP çözer diyenlerin oy oranı %21'de kalıyor. Yani %25 oyun üzerine çıkamayan CHP'nin seçmeni ekonomiyi CHP'nin çözeceğine inanmadığı için %21'de kalıyor. Optimar araştırma şirketi soruyor, en beğendiğiniz siyasetçi kim? %31'le hala Tayyip Erdoğan. %12'yle Mansur Yavaş, sonrasında Selahattin Demirtaş, sonrasında Araki Kemal Kılıçdaroğlu bulasın. Peki bu pazar seçim olsa oyunuzu kime verirsiniz? Sorusuna karşılık %37.8 AK Parti diyor. CHP kaç dersiniz? Ekonominin bu kadar kötü olduğu bir dönemde, iktidarın bu kadar yıprandığı bir dönemde CHP'nin oy oranı sadece %25.9 çıkıyor. Hakan Bayrakçı'nın kulakları çınlasın. Ya sen ya sabah yatıyorsun 25, akşam kalkıyorsun %25. 25 senedir alıyorsun 25. Sabah kalkıyorsun %25, gece yatıyorsun %25. Yelpazeyi genişletmelidir. Ya 25 senedir %25 alıyorsun Allah aşkına. Bu arada MHP'yi zaman zaman barajın altına atanlar, işte yok düştü, yok oldu, bitti, mahvoldu, İyi Parti geliyor diyenlere karşı çıkan oy oranlarına baktığımızda Bahçeli 3 tane yere gitti. Erzurum, Kayseri ve Bursa'ya gitti. MHP'nin oy oranı %11. Ben Hilmi Daşdemir'in yalancısıyım. İyi Parti %20'lerde falan diyenlere rağmen Optimar'ın araştırmasında %9 çıkmış. Geldik şimdi ittifakların oylarına. AK Parti bitti. Cumhur İttifakı yok oldu. 10 puan, 20 puan, 30 puan fark var. Ey, geliyor gelmekte olan. Biz geliyoruz. Az kaldı. Bitti. Yok oldu. Optimar'ın araştırmasında Cumhur İttifakı'nın oy oranı %47.9. CHP, İyi Parti, DEVA, Gelecek, Saadet, Demokrat Parti'nin oy oranı ise %37'de kalıyor. Ama Optimar'ın araştırmasını o dediğim gazeteler ya da televizyonlar görmüyor. Her gün adını sanını duymadığımız araştırma şirketlerinin o sahiplerini çıkarıyorlar ekranlara. Nedir durum? Ne olacak? Cumhur İttifakı bitti. Tayyip Erdoğan yok oldu, gitti. Ondan sonra AK Parti barajın hemen biraz üstünde. MHP zaten bay bay, bay bay, bay bay. Vallahi böyle ha, hiç abartmıyorum. Fakat ilginç olan bir şey var. Bu anket sahipleri nedense Ahmet Davutoğlu'nu görmüyorlar. Mesela DEVA'yı 3.2'ye falan çıkarmışlar. Hazine yardım olacak ya 3'ün üzerinde olan partilere. Onu 3.2'de gösteriyorlar. Mesela Saadet Partisi'ni biraz daha yukarıda gösteriyorlar. Ahmet Davutoğlu'nun Gelecek Partisi'ni diğerlerinin arasına atıyorlar. Ne Zafer Partisi var, ne Gelecek Partisi var, ne Öteki var, ne Beriki var. Ali Babacan'a duyulan, Ali Babacan'a olan bu sevgiyi gerçekten bilmiyorum. Bir sebebim var, başka bir şey mi oldu bilmiyoruz. KHK'lar meselesinde Kemal Kılıçdaroğlu ile aynı düşüncede olduğu için olabilir mi acaba? Belki de, kim bilir. Ama sözün özü şu arkadaşlar, EYT'nin adı yetti. Kemal Kılıçdaroğlu dedi, biz yapacağız. Bak ben söyledim, onlar yapıyor. Bunlar vız gelip tırıs gidiyor. Bunlara millet bakmıyor. Millet diyor ki, kim yapıyor kardeşim? Kim? İşte Çalışma Bakanı Vedat Bilgin açıkladı, yılbaşında EYT'liler artık emekli olabilecekler. Bunun konuşulması bile AK Parti'ye 4 puan kazandırdı. 4 puan. Bunu da ben söylemiyorum. Sevilay Yılmaz söylüyor. 4 puan yukarı tırman. Bakın, asgari ücrete yapılacak olan zam meselesi gündemde, gazetelere bakıyorsunuz, televizyonlara bakıyorsunuz, tamamen iş ona yöneldi. Kim yapacak? Yahu AK Parti buna çalışıyor. Tayyip Erdoğan açıklama yapıyor.
Biz yapacağız diyor. Acaba kim yapar? Millet döndü. Bakın bu asgari ücret meselesi puan artışına bir başka sebep. Dolayısıyla seçmen laf kalabalığına değil, adayı belli olan bir tarafı seçiyor. Onun için yukarıya doğru tırmanmış. Uçuk iddialarda bulunanlar da yok değil yani. Dolar 4 liraya düşecekmiş. Yok kardeşim, dolar bundan sonra 4 lira 4 liraya düşmez. Bu iş bitti. Ama çalışanlara yapılacak olan zam, enflasyonun Tayyip Erdoğan'ın söylediği gibi aşağıya düşecek olması, EYT, asgari ücret vesaire vatandaşa bir nebze de olsa bir rahatlama getirildiği zaman vatandaş da dönüp der ki kardeşim ben senden yanayım. Çünkü sen beni düşünüyorsun. Yaparsa AK Parti yapar. Geçmişte de öyle dedi. Yani Kemal Kılıçdaroğlu dedi asgari ücreti ben 1500 lira yapacağım. AK Parti dedi ki 1250 lira vereceğiz kardeşim. Götürdü AK Parti'ye verdiler. Daha doğrusu Cumhur İttifakı'na verdiler. Şimdi orada Devlet Bahçeli'nin bir açıklaması var. Aday belli, karar net. Bu çok önemli bir şey. Yani bunlar diyorlar ya seçime 2 ay kala falan işte seçim tarihi açıklandığında biz adayımızı belirleyeceğiz. Atalan Üsküdar'a geçiyor şimdi. Bunu Cumhuriyet de söylüyor, bunu Sevilay Yılmaz da söylüyor, bunu anketler de söylüyor. Ve ileride üzerine konulacak şeyleri de gördüğümüzde her şeyin çok farklı olduğunu galiba birlikte göreceğiz. Onun için Tayyip Erdoğan bitti. AKP eriyor. Onlar AKP diyor ya. AKP eriyor. Yok oluyor, mahvoluyor. Devlet Bahçeli'nin esamesi okunmuyor. Çünkü artık Bozkurt Kemal var. Bozkurt Kemal! Bozkurt Kemal! Bozkurt Kemal! Bozkurt Kemal! Bozkurt mu, Kürt mü, Kurt mu belli değil. CHP, MHP, AKP aralarında fark yok. Gördünüz CHP Genel Başkanı Bozkurt işareti yapıyor. Biz kendisini Kürt kökenli zannediyorduk, Kurt kökenli çıktı. Ama geliyor. Bakalım gelecek. Gelemezse ne olacak? Ki hala önünde engeller var. Meral Akşener'in o ifadeleri ortada. Yani seçilecek bir aday arıyoruz ifadesi Meral Akşener'in. Kemal Kılıçdaroğlu'nun önünde büyük bir engel. Aday olabilecek. Sağ olun, sağ olun, sağ olun diyor da bakalım aday olabilecek mi? Hele şu başörtü meselesinden sonra CHP seçmeni bilmiyorum. Neler olur neler. Bekleyip görelim arkadaşlar. Başka da söze gerek yok herhalde. Ben kaçıyorum arkadaşlar. Hadi eyvallah.